Kanaltı ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir gazete programıyla yine karşınızdayız. Haftanın ortasına geldik ama ne kadar çabuk, ne kadar hızlı geldik yine emin olun bizler de fark edemedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemi oldukça yoğun. Özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte sıkıntılar, sorunlar aldı başını, yürüdü. Çözüm yollarına gelince birçok yönde adımlar atılıyor ama her ne kadar bu adımlar şu an toplum beklentilerini karşılamasa da iyi niyetli olarak yola devam etmek için büyük bir çaba sarf ediliyor. Kanal T Haber bugün Ercan Havalimanı'ndaydı. Özellikle üniversite öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelişlerinin kapısını açan notamın iptal edilmesinden sonra gözler Ercan Havalimanı'na çevrildi. 17.500 öğrenci bekleniyor. Bu öğrencilerin ayrıldıkları nokta ise meslek yüksek okulu 2. sınıf öğrencileri ve uygulamalı ders son sınıf öğrencileri mezuniyetleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Nisan ayına kadar gelmeleri, bununla ilgili de operasyonun tamamlanması bekleniyor. Bu sabah konuyla ilgili ilk olarak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik. Nisan'a kadar bu operasyonu tamamlamak istiyoruz dedi. Yüksek öğrenim bizim yıllardır vermiş olduğumuz yatırımlar sonucu bu noktadan aşağıya indirmememiz, diz çöktürmememiz gerekiyor. Bunun için de hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizdeki bütün argümanları kullanacağız dedi. Nitekim de bu çerçevede hükümet ortak adım atılması konusunda Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ciddi bir çaba sarf ediyor. Tabii bu öğrencilerin gelmemesi bu aya kadar en çok kimi etkiledi? Özellikle taksici esnafı da bu kesimden bir tanesiydi. Biz Ercan Havalimanı'nda bununla ilgili Ercan Havalimanı taksicilerine mikrofon uzattık. Bir dokunduk, bir ah işittik. Yaşadıkları sıkıntıları anlatmakla bitiremediler. Çünkü bizim orada yaptığımız röportajlarda 2019'un Ocak ayında 300 bin yolcu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmişken 2020'nin Ocak ayında 300 bin yolcu, 2021'in Ocak ayında sadece 20 bin yolcu. Arada 280 bin yolculuk bir düşüş var ki tabii bu da en çok orada taksici esnafını etkiledi. İnsanlar evlerine ekmek parası dahi götüremeyecek duruma geldiler. Ve bunun çözümü için de artık adım atılmasını istiyorlar. Özellikle karantina taşımacılığında oradaki 36 taksinin de daha aktif olarak kullanılması gerektiğini, en azından günde bir iş almak istediklerini ifade ediyorlar. Bu noktada geçtiğimiz kabinede Maliye Bakanı olan Olgun Amcaoğlu'nun kendilerine yardımcı olduğunu, her gün 12 taksiye bir iş verdiklerini ifade ediyor. Ama bunun kendileri açısından yeterli olmadığını, 36 taksinin de her gün en azından evlerine ekmek götürebilmek için bir iş alması gerektiğini vurguluyorlar. Peki Ercan İşletmecisi ne diyor bu konuda? TT Airport. Ercan İşletmeleri Genel Müdürü TT Airport'un Serhat Özçelik de Kanal T'ye konuştu. O da bütün hazırlıkların tamamlandığını, biraz evvel verdiğim rakamı da kendisinden almıştım. Geçtiğimiz Şubat Ocak ayında 280 bin yolculuk bir kayıp olduğunu ifade etti bir önceki yıla göre. Ama buna rağmen yine de gelecekten umutlu, kendilerinin hijyen şartlarında eskisi gibi hizmet verebileceklerini açıldığı andan itibaren kapıların ifade ettiler. Geleceğe umutla baktıklarını belirttiler. Yeni havalimanında da incelemelerde bulunduk. İnşallah onu da yarın ki haber bültenimizde vereceğiz. Yoğun bir çalışma var orada da. İnanılmaz derecede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük devasa bir eser kazandırılıyor. Yarınki görüntülerden sonra emin olun Kıbrıs Türk halkı için yapılan bu eserin ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu gözler önüne getireceğiz. Peki bunlar olurken halk nasıl etkileniyor? Özellikle Covid-19'da hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu? İşte bu soruların cevabını da bir Zoom bağlantısıyla alacağız. Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Fatma Ayşin Kurak hocamız da kendisiyle bir Zoom bağlantısı gerçekleştirip hayatımızdaki değişiklikleri bir değerlendirme fırsatı bulacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. İyi günler Mahmut Bey, çok teşekkür ederim.
Teşekkürler. Evet hocam, Öncelikle COVID-19 pandemisi biraz bizlerin de mesleki hayatında değişiklikleri beraberinde getirdi. Zoom, Skype bağlantıları, dışarıda canlı yayın bağlantıları stüdyonun içerisinden bizim dışarıya çıkmamızı sağladı. Bu bizler açısından bir değişiklikti. Dijital teknolojiyi çok daha farklı kullanmaya bizler başladık. Özellikle şu an sizinle bir Zoom bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Bu bile Kıbrıs Türk televizyonculuğu açısından bir değişiklik, bir milat oldu. COVID-19'da basın adına diyebilirim bunu. Bizde böyleyken halkta durum nasıl? Bunu da sizden dinleyelim. öncelikle çok teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için. Şimdi gündemde olan bir konu son bir yıldır COVID-19'la yaşamaya başladık ve bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten COVID-19 bir anda hayatımıza girdi ve beklenmedik bir anda açıkçası hayatımıza girdi ve bizi aslında hazırlıksız yakaladı. Bu büyük bir kriz. Aslında tüm dünya olarak bu krizi yaşıyoruz. Krizlerde biliyorsunuz zaten insanlara beklenmedik anda ortaya çıkar. Ama biz aslında COVID-19'la birlikte bir tarihi sürece de tanıklık ediyoruz. Neden? Ben bunu öğrencilerimle çok fazla konuşuyorum. Çünkü gerçekten çok değişik bir virüs ve hastalıkla karşı karşıyayız. Ne din, ne dil, ne ırk ve sosyoekonomik durumu ayırt etmeyen bir hastalık açıkçası. Değişik bir virüs ve şu anda topyekün aslında bu virüsle savaşıyoruz. Ve bu da tabii hayatımıza birçok değişiklikler getirdi. Bir anda az önce sizin söylediğiniz gibi siz televizyon ekranında bunu paylaşıyorsunuz. Programlarınızda farklılıklar yaşadık. Bakın ben bugün stüdyoda da değil, hani kendi evimden katılabiliyorum. Eğitimde, sosyal hayatta birçok. Öncelikle bilim ve teknoloji göz kamaştıran bir hızla ilerliyor. Çok hızlı ve bu dönemde bu salgın hem ekonomik açıdan hem eğitim açısından yani toplumsal hayatımızı aslında beklenmedik bir şekilde etkiledi. Ve gerçekten aynı sadece ekonomik açıdan değil, ruhsal açıdan, fiziksel açıdan da toplumu derin bir şekilde etkiledi. Ve özellikle hepimizi, çoğumuzu kaygılı bir ruh hali yaşatır oldu. Çünkü özellikle hepimiz güvenliğimiz açısından çok strese girdik. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak açısından sıkıntılar yaşadık. Çünkü sağlık açısından aşırı içimizde bazıları, yani bazı kişiler çok aşırı güvenlik önlemleri alırken bazılarımız da bu hastalığı reddetmek gibi bir davranış içerisine girdik. Ve sonuç olarak ne oldu? Ne olursa olsun tüm dünyayı evine kapatan ve karantinayı bize yaşatan bir salgın, bir hastalık haline geldi. Tabii bu da birçok negatif, istenmeyen durumlar yaşatıyor bize. Birçok senaryolarla karşılaşıyoruz. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Her gün farklı şeyler duyuyoruz. Mutasyonla ilgili şeyler duyuyoruz. Ama öncelikle ilk senaryo işte aşının bulunmasıyla ilgili Evet. senaryoydu. Şimdi aşı bulunduktan sonraki senaryoda aşının etkileri, şu anda hepimiz aşının etkileri, gelecekteki olası etkileri üzerinde duruyoruz ve açıkçası hepimiz bu pandemiden kurtulmak istiyoruz. Ben her zaman olaylara bakarken, ben daha çok olayları incelerken daha çok Tren davranıyorum. telefondan geliyor. Nasıl? Bastım yüklümüş ben sana. Ne zaman? Çok Girdim. Tamam, tarihsel şuna yapalım. bakmak istiyorum. Gelin sana. Zaten Ha, pandemiden evet, tamam. Şu anda bir problem var herhalde hocam. Sizin 1300'e Simar. Bilal. Avrupa'da bir veba salgınını biliyorsunuz. Daha sonra 1520'lerde yine çiçek hastalığı olmuş. Yani tarihsel süreci incelersek yine 1520'lerde çiçek hastalığı, 1918-19'da esas tarihe en çok damgasını vuran biliyorsunuz İspanyol gribi. İspanyol gribi dünya nüfusunun 1/3'ünü yani o dönemdeki kayıtlara bakarsanız 50 milyon insanın Evet. öldüğünü tahmin ediliyor. Yine tarihsel süreçte 2002 yılında SARS, yine 2012 yılında MERS,
2014 yılında Ebola gibi birçok dönemlerde virüslerle birlikte bir takım pandemiler yaşanmış. Açıkçası biz 2019'daki bu COVID salgınını da bu şekilde yaşayacağımız çok tahmin etmiyorduk. Yani hepimiz geçen yıl bu zamanları hatırlıyorum. Ben Kıbrıs'ta ilk başlangıç, yani Mart ayının ilk başlangıcında 12-11 Mart'ta bunun 20 gün bir şey süreceğini, yani bir ay süreceğini sonra geçmemiştik. Hiçbirimiz bu kadar uzun süreceğini düşünmedik. Daha sonra yaz dönemleri geldiğinde biraz hafifleyince yeniden tamam eski hayatımıza dönüyoruz diye düşündük. Ama gerçekten şu anda geri dönüp baktığımızda biz bir yılı doldurduk ve bir yıldır da bu durumla yaşıyoruz. Dünya tarihinde incelediğimizde aslında bakarsanız bütün büyük kırılmalar, büyük dönüşümler yaşanmış ve bütün hepsinin bunların altında büyük insanlığın yaşadığı büyük bunalımlar ve krizler yatıyor aslında. Ve burada da bu krizlerde de bir takım değişiklikler oluyor. İnsanlar zaten yaşadığı bir takım sıkıntıları, sorunlara çözümler bulurken bu değişiklikleri yaşıyor. Ve biz de şimdi COVID-19 önce nelere sebep oluyor, bizi nasıl etkiliyor, bir türlü önlemler almalıyız, neler yapmalıyız. Bu şekilde bir takım önlemler aldık. Şimdi benim öğrencilerimden de bazıları çok güzel bir şey söylüyor. Geçen gün bir tane öğrencim şöyle söyledi. Evet, hocam biz çok yüz yıldan bir olaya bir denk geldik. Aslında ben dedim ki olaya böyle bakmayın. Aslında yüz yılda olan bir olaya siz şu anda tanıklık ediyorsunuz. Ve buna göre kendimizi değiştiriyoruz, kendimizi koruyoruz. Yeni bir yaşam şekli belirliyoruz aslında. Yeniden bir takım kendimizi korumaya alarak önlemler alıyoruz. Ve dünyada hep salgın hastalıklar bir risktir. Yani bu her zaman ama COVID-19 gerçekten aslında bakarsanız dünyayı tuş etti diye düşünüyorum ben de. Ama ne yapıyoruz? Savaşıyoruz bununla. Ve elimizden geldiğince de ne yapıyoruz? Kendimizi önlemlerle hayatımızı, yaşantımızı olabildiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü hocam bir şey sormak istiyorum ben size. Efendim? Bir şey sormak istiyorum. Pardon, Avrupa'da yapılan anketler vardı. Özellikle COVID-19'da insanların artık hayatında bazı şeylerin değiştiğini, İşte siyasal iktidarlara güvenmediklerini, COVID-19'un gerçek olmadığını, aşıların inandırıcı olmadığını ve halkın da ikiye ayrıldığını bu anketler gösteriyor. Yani halkın değer yargılarında da bir değişikliğe yol açtı mı acaba bu hayatımızda? Yani tabii ki. Çünkü şimdi biliyorsunuz tartışmalarda virüsün yapay olduğunu, siyasi olduğu düşüncesi var. Ben bugün çok değişik bu konuyla ilgili arkadaşlarımla, hocalarımla konuşuyorum. Bazı gruplar bu doğal, bugün bir profesör hocamızla görüşmüştük onunla. Kendisi bunun doğal bir seleksiyon olduğunu, özellikle işte biliyorsunuz daha üst seviyelerde yani 65 yaş üstünde riskli olduğunu, 80 özellikle İtalya'da 80 ve 90 yaşındaki insanların biliyorsunuz çok büyük ölümler oldu. Evet. Bunun doğal bir seleksiyon olduğunu, işte dünyanın bunu, doğanın bunu kendi yarattığını mesela ısrarla kendi örnekleriyle anlatıyor. Ama onun haricinde siyasi süreçte bakarsanız bunun özellikle biliyorsunuz Çin'e bu konuda çok yükleniyor. Çin'de Wuhan'da ilk çıktığı için ekonomik açıdan değerlendiriliyor. Ama ben şöyle düşünüyorum aslında bakarsanız COVID-19'da bütün dünya sosyoekonomik açıdan sadece böyle devam ediyor. Yani araştırmalarda da biliyorsunuz 1930 yılında dünyanın yaşadığı büyük ekonomik buhrandan sonraki yaşanan en büyük buhran yaşıyor şu anda dünya. Çünkü değişik insanların özellikle uzun süreli karantinada evlerinde maruz kalmasından dolayı çok sayıda insan işsiz kaldı. Dolayısıyla ekonomiler küçüldü. Bir takım önceliklerimiz değişti. Sıkıntılar oldu. Ben bu açıdan bakarsak evet aynı zamanda biliyorsunuz çok büyük güçler dediğimiz bir Amerika liderinin de bu hastalığa yakalanması da insanlar buna katılıyorum. Ve en önemlisi de güvenlik. İnsanlar hepimiz güven duygusu bizim için çok önemli. Herkes kendini güvende olmasını ister. Tabii bu hastalıkla birlikte güven duygusu da sarsıldı insanlarda ve biraz da panik hali de aldı aslında. Panik de hiç istenmeyen bir durumdur. Biliyorsunuz insanlar panik anında düşünmedikleri yapabilirler, hatalı davranabilirler.
Bunu da işte davranışlarımızla gösteriyoruz. Nedir? Gereğinden fazla yiyecek depolamak. Çünkü de işte evdeyiz ve çıkamazsak bu sokağa çıkma yasakları, karantinalar herkesi bir işte çıkamazsam aç kalabilirim böyle temel dürtülerini de aslında biraz ortaya çıkardım. Bunun haricinde işte ne bileyim temizlik malzemesi depolamak gibi, işte uzun dayanıklı yiyecekleri depolamak gibi panik haliyle farklı bir alışkanlıklarımız oldu. Aslında sonradan yani şu anda da belki bu şekilde yapanlar var ama ilk karantina girdiğimiz yani önümüz geçtiğimiz Nisan Mayıs ayındaki durumdan biraz daha farklı diye değerlendiriyorum. Biz de bu sürece alıştık. Şimdi artık karantina olsa bile işte biliyoruz ki sonra çıktığımızda hani yiyeceğimizi işte malzemelerimizi alabileceğimizi biliyoruz. Hocam Ama öyle bir yine de bu noktaya geldi süreçte ki insanlar, evet. öyle bir noktaya geldi ki insanlar bu karantinanın işte geçtiğimiz yıl ortalarına doğru yani top top perdeyi alıp götüren insanları gördük. Yani perdenin Evet. yani depolasanız ne olur, depolamasanız ne olur diye insanın düşünesi geliyor. Yani Evet. Türkiye'de bu da yaşandı. Yani insanlar gerçekten çok Evet. garip davranışlar sergilediler. Yani bir Yani gün ekmeksiz kalacağını düşünüp 3 günlük ekmek dolaplarına koyan insanlar var. Yani böyle insanların dengelerinde ciddi anlamda oynamalar oldu. Yani belki bugün bunları çok fazla hissetmeyeceğiz ama birkaç yıl sonra muhtemelen bunların bilincimizde yaratmış olduğu sıkıntıları mutlaka toplum yaşayacak diye düşünüyorum. Çünkü kolay bir süreçten geçilmiyor ve bu süreçte de ciddi anlamda dünyadaki siyasilerin insanlara korku yüklediğini görüyorum ben. Ve kendi çelişkilerini toplumlara yansıttıkları da yönünde bir düşüncem var. Çünkü en yetkili örgüt dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü önce maske takmayın dedi. Sonra maske takın dedi. Sonra 2 maske takın dedi. Şimdi bazı bilim adamları çıkıyor maske takmanıza gerek yok diyor. Yani öyle bir süreçten geçtik ki insanların zaten dengeli hareket etmelerini sağlayacak bütün unsurları Dünya Sağlık Örgütü bana göre kendi eliyle yok etti. Şimdi bu toplumun mutlaka ki hayatında bunların olumsuz etkileri olacak. Bu pencereden bakarsak en azından sizin düşünceniz nedir? Evet, bir takım zıtlıklar yaşıyoruz. Aslında şöyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün de yani bugün bakarsanız bir bilim adamı bir konuda açıklama yapıyor. Ertesi gün onunla ilgili tam tersi bir açıklama yapıyor. Artık biraz bu evet genel doğruların arkasında ama bazı şeyleri de çok abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Bugün çok güzel bir paylaşımı vardı bir arkadaşımın. İstanbul Havalimanı'nda görüntü almış. İşte sosyal mesafe var. Herkes böyle 5 metre uzaklıkta valiziyle bekliyor. Biraz sonra uçakta herkes dip dibe oturmuş. İşte altta da çok güzel bir not yazmışlar. Bu insanları işte nasıl kandırıldığını, yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatmak açısından çok komik bir tablo diye yazılmış. Aslında gerçekten öyle. Şimdi kendi önlemlerimizi alacağız. Biz bu virüsün nasıl yayıldığını, nasıl bulaştığını biliyoruz. Ama onun haricinde çok bazı şeyleri çok da abartmamak gerektiğini değerlendiriyorum. Bazen hepimiz aynı noktaya geliyoruz. Yani bu son Kıbrıs'ta yaşıyorum ben de bu son kısıtlamadan sonra hatta geçen gün ben de şey dedim artık ya ne olursa olsun artık olacaksak da olalım yani insan gerçekten psikolojik açıdan da bir sınıra geliyor ve sonra diyor ki artık ne yapalım yani ne yapacaksak olalım çünkü insan biyososyal bir varlık yani biz sarayda da yaşasak en iyi yerde de olsak çok her şeyimiz olsa bile biz sonra bir paylaşmak istiyoruz. Farklı bir ortamda olmak istiyor. Dolayısıyla insanın psikolojisine uygun bir şey değil. Yani bugün psikolojiniz bozulduğunda artık bir şey yemek de istemiyorsunuz. Çok fazla yiyeceğiniz olsa stoklasanız bile bunu yemek istemiyorsunuz. Dolayısıyla Covid-19'da da böyle ama işte bir takım ben şunu düşünüyorum yani gerçekten bizim
Covid-19'un yarattığı ruhsal travmaların daha sıkıntılı olacağını düşünüyorum daha sonrasında. Bakın biz böyle etkileniyoruz. Çocukları düşünün. Yani bir 0-6 yaş grubunun veya bir daha üst yaştaki bir gruptaki çocukların, okul yaşındaki çocukların son bir yılda yaşadığı travmayı düşünün. Yani biz öncesinde en azından bunun geçici olabileceğini veya daha sonra zamanla değişeceğini düşünebiliyoruz. Ama bu çocukların ruhsal olarak bunlarda bence derin problemler çıkacak. Ve dolayısıyla çok daha fazla iş düşecek. Ben şey bahsediyorum aslında, bu pandemiler de biraz doğal afetler gibi. Biliyorsunuz doğal afetler de insanın hayatını tehdit ediyor. Ama insan kendi güvenliğini sağladıktan sonra yaşadığı kayıplardan dolayı psikolojik açıdan sıkıntıya giriyor. Bu da böyle. Yani belki pandemi geçecek, mutlaka geçecek. Dünya tarihine özellikle örnek verdim. Ama ne olacak? Bizde bir takım sıkıntılar olacak. Şimdi ben hep şunu örnek veriyorum. Biz Türk insanı böyle fiziksel temas seven bir insanız. Yani sarılıp işte sevgimizi göstermeyi severiz. İşte uzun süre görmediğimiz bir kişinin elini sıkarız, sarılırız, öperiz. Şimdi uzun süre görmüyoruz, böyle uzaktan birbirimize bakıyoruz. Ben hep böyle karşıdakine saygısızlık yapıyormuşum gibi geliyor. Veya böyle bir ayıp. Çünkü neden? Böyle bir kültürümüz var. Dolayısıyla gerçekten hepimizi farklı etkiliyor. Ama ben gençlerin ve çocukların bundan daha fazla psikolojik açıdan zarar göreceğini düşünüyorum. Gördüğünü değerlendiriyorum. Açıkçası. Çünkü neden? Hepimizde bir güven sarsın. Yani bugün adamın tuttuğu halde bir arkadaşımızı toplanmak istesek ilerleyen dönemde yine bir böyle bir vicdan azabı çekeceğimizi veya içimizde bir huzursuzluk olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası öyle. Şimdi yani hocam, COVID-19 ile ilgili bir takım çok güzel bir örnek verdiniz biraz evvel. 5 metre mesafede duruyor dediniz. Elinde valiziyle havalimanında. Ama uçağa bindiğinde yan yana. Yani insanların esasen içlerinde yaşadığı o kısır döngüyü, hepimizin kısır döngüyü, yaşadığı kısır döngüye çok güzel bir örnek bu. Yani o kadar biz bugün dışarıdayız, sokaklardayız. Birbirimize emin olun bakarken, mesafe koyarken düşünüyoruz acaba mı diye. Ama diğer tarafta o sosyal ortamlara girdiğimizde haliyle o mesafeleri kendimiz otomatikmen kaldırıyoruz. Yani bu örnek bence tam yerindeydi bu noktada. Evet. Bunların aslında hepsinin temelinde bir güven duygusu yatıyor. Yani işte kendini güvenlik altına almak yatıyor, kuralları uymak yatıyor. Çünkü insanoğlu takım kurallarla doğduğundan itibaren bir kurallarla tanışıyor ve o kuralları uygulamaya başlıyor. Şimdi tabii şöyle, COVID-19 salgınından sonra genelde 3 tane temel öngörü var. Yani bu 3 tane temel öngörüden daha çok bahsediliyor. Bunlar neler? İşte öncelikle diyor ki gerçekten de böyle bu salgın sadece sağlık sistemini etkilemedi. Yani tüm boyutlarıyla sosyoekonomik, psikolojik her şey, inanın aslında bakarsanız geçen gün televizyonda ben şahit oldum, modayı bile değiştirdi. Artık insanlar eşofmanlarla, daha spor kıyafetlerle, daha çünkü gündelik ve ev hayatına alıştığı için her şeyi değiştirecek ve bundan sonra da bence bazı şeyler etkisinde olacak. Daha sonrasında hiçbir şey var. Bütün konuşmalarda da tanık oluyorum. Herkes şunu söylüyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten öyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biraz daha farklı olacak. Ve en şeyde biz bundan sonra kendi normallerimizi yapıp, yani yerleşip bu normallerle yaşayacağız. Bundan sonra evet, kendi normallerimizi meydana getireceğiz ve bunlarla yaşayacağız. Ama ben şuna gelmek istiyorum. Özellikle eğitim alanında, siz televizyon alanında söylediniz. Biz de eğitim alanında, üniversitelerde bir takım değişiklikler yaşadık pandemiyle birlikte. Mesela geçen yıl bu zamanlar biz hiçbir zaman bir online ders yapmak gibi bir konuyu gündemimize yoktu. Veya hiç biz bunu düşünmezdik. Gerçekten birden pandemiyle birlikte tüm dünya, sadece Türkiye veya Kıbrıs değil, tüm dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm oldu. Tabii bazı ülkeler bunu kabul etmediler veya biraz ertelediler, geçici olabileceğini düşündüler.
Ama bu konuda gerçekten hem Türkiye hem Kıbrıs'taki eğitim alanlarında özellikle üniversitelerin çok hızlı reaksiyon verdiğini ve gerçekten çok güzel bir şekilde dijital dönüşümle eğitimde dijitalleşme çok hızlı gidip eğitimi ara vermeden bıraktığımız yerden en uygun şekilde eğitimimize devam ettik. Kendimizi gerçekten bu konuda çok geliştirdik. Evet hocam. Hatta uygulamalı eğitimlerde videolarla bir takım çalışmalar yaptık. Ama şimdi tabii biz de uygulamalı bölümlerdeyiz ve mutlaka ne olursa olsun yüz yüze eğitimin olması gereken bir kısım da var. Bu konuda da tabii ki katılıyoruz. Ama eğitimdeki dönüşüm pandemi sürecinde de uzaktan eğitim, özellikle uzaktan eğitim sistemleri de çok gelişti ve bence bundan sonra da artık hep hayatımızda olacak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aslında ben çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii hocam, birazdan çünkü haber bültenine gireceğiz. Çok kısa alalım. Şimdi COVID-19'la birlikte dünyada trendler oldu. Yani Türkiye'de de böyle. Bu trendler neler? Çok kısa hemen 20 tane. İşte evde yemek pişirmek, hamur işleri, paket servis, stoklama, yine ekonomik gıdalar, online izleme, o film izleme, temizlik, meditasyon, evde spor yapma, işte online bankacılık, yine uzaktan eğitim, temassız ödeme ve spor giyimler gibi bir takım trendler oluştu. Bundan sonra bunları hayatımıza devam edecek diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Görüşmek üzere. Çok sağ olun Herkese hocam. Çok sağlıklı teşekkür günler. ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, bizleri izleyen izleyicilerimiz de var. Yönetmenimiz Örsan Balıkçıoğlu da şu an bizleri izliyor. Kendisine selamlarımızı iletelim. Evde ama hala Kanal T ekranları evinde de açık. Takip ediyor bizleri sağ olsun. Diğer taraftan Feyza arkadaşımız, o da bizleri izliyor ve iyi yayınlar dilemiş. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Gazetenin bugün sonuna geldik. Akşam 18 özetleri var birazdan. 19'da Ferda İkinci Kanal T Haber Merkezi'nin hazırladığı dolu dolu haberleri sizlerle buluşturacak. Yarın farklı bir dosyayı açacağız. İnşallah sabah Serhat abi sizlerle olacak. Serhat İncirli. Daha sonra Pınar Gözek yayını ondan devralacak. Biz de 10.20'den itibaren canlı yayınlarımıza başlayacağız. Mutlaka bizleri takip edin. Tıpkı et dosyasında olduğu gibi, öğrenci dosyasında olduğu gibi, yarınki açacağımız dosya haberde çok dikkatinizi çekecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yarın görüşmek dileğiyle esen kalın. Türk'ünün kanalı Kanal T tüm